Allahü Teala Gaffar olduğunu Kur'an'daki şu ayetlerle de bize haber vermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Tövbe ve iman edip, salih amel işleyenlere gelince, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhamet edicidir. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O gafurdur ve rahimdir. Bu isimden alacağımız ders ise şudur. Nasıl ki, Allah, Gaffar ismiyle hatalarımızı örtüyor, ayıbımızı yüzümüze vurmuyor. Aynen bunun gibi, biz de Gaffar ismini ahlak edinerek, başkalarının hatalarını örtmeli ve kimsenin ayıbını yüzüne vurmamalıyız. Ta ki, hem Gaffar ismine ayna olalım, hem de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, şu hadiste verdiği müjdeye nail olalım. Her kim bir müminin ayıbını dünyada örterse, Allah da onun ayıbını hem dünyada hem de ahirette örter.